Ne mutlu ki bana 5 yıl önce iyi insan 5 yıl sonra bugün dürüst, çalışkan, çalmadı, çok şey yaptı, her şeye rağmen yaptı ama anlatamadı diyorlar. Buranın bir evladı olarak neler yaptığımı, nasıl yaptığımı, niçin yaptığımı, nelere önem verdiğimi, neyle mücadele ettiğimi anlayın, anlamaya çalışın, anlatın. Eğitim, kutsallarımız, geleceğimiz, halkımız mı demişim, yoksa benim, ailemin, siyasi geleceğim, rantım mı demişim? 2013 yılında aday adayı olarak katıldığım AK Parti'den bugün itibariyle istifa ediyorum. Biliniz ki ayrılmak zorunda bırakıldım. Kopartıldım. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sevgim ve saygım ömrüm boyunca devam edecek. Çocukken kazandığım çalışmak, okumak, öğrenmek ilkelerimi son nefesime kadar koruyacağım. Katılımlarınız ve bugün kıymetli vakitlerinizi benim basın açıklamama ayırdığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, teşekkürler. Aday mısınız tekrar belediye başkanı? Soru almıyorum. Lütfen anlayışla karşılayın. Biraz bana vakit ayırın. Soru yok. Sorulara cevaplamak istemiyorum. Daha sonra bir basın açıklaması yapacak. Basın toplantısı yapmayı düşünüyor musunuz? İleriki günler. Resmi istifa verildi mi başkanım? Resmi istifanızı vermiş mi? Verdiniz mi partiye? Ediyorum. Şu an açıklıyorum. Basın açıklamasıyla sizlere duyuruyorum. Şimdi eğer müsaade ederseniz basın açıklaması burada bitmiştir. Bundan sonra da tabii ki... Başkan, bundan sonraki süreçte istifa edememizi geniş bir şekilde açıklar mısınız? Şu an burada noktayı koyuyorum. Önümüzdeki günler süreci hep beraber zaten Ereğli halkıyla sizlerle muhakkak izleyeceğiz. Yani AK Parti'den kopartıldım, ayrılmak zorunda bırakıldım. Bu yüzden istifa ediyorum. Süreç ve yaşadıklarım 5 yıl önümüzdeki günlerde veya yıllarda, aylarda bunları konuşuruz. Belediye başkanlarına istifa edecek misiniz? Hayır. Başkanım soru almıyoruz dedik ama kamuoyu bunu merakla bekliyor. Sizin yeniden aday olup olmayacağınız bir partiden ya da bağımsız sorulara olarak... cevap vermiyorum. Sadece konuştuklarımı eğer çözmekte zorlanırsanız ben arkadaşlara mail yollarıyla sizlere attırım. Başkanım ihalete uğradığınızı düşünüyor musunuz? Hiçbir soruya cevap vermiyorum. Başkanım 2 ay herhangi bir partiye bağlı mı olduğunuzsa bağımsız anlatayım. Bakın net. Cümleler ne? Bu söylediğim cümleler haricinde hiçbir şey söylemiyorum. Bu cümlelerimi çözün. Ondan sonra zamanı geldiği zaman onların hepsini konuşuruz. Olur mu? Sizin hepinize teşekkür ederim. Sizin haricinizde bu kararınızı bilen var mı Sayın Başkanım? Efendim? Sizin haricinizde bu kararı bilen ailenizden ya da... Benim haricimde eşim, oğlum ve kızım biliyor. Başka tabii ki Güzel Affin biliyor. Başka bilen yok. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun.